Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de iki testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz doğal sayılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Okunuşu 609 milyon 540 bin 203 olan sayının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Okunuşu verilen sayıyı öncelikle bir yazalım. Bakın çocuklar milyonlar bölüğünün milyonunu Binler bölüğünün binini yuvarlak için alıyoruz. Milyonun önünde yazan 609 sayısını milyonlar bölüğüne, binin önünde yazan 540 sayısını binler bölüğüne, 203 sayısını da birler bölüğüne yazıyoruz. Sayımız buymuş. Bu sayının birler bölüğü ile milyonlar bölüğünü yer değiştirelim. Birler bölüğünde 203 var. Milyonlar bölüğünde de 609 var. 203'ü milyonlar bölüğüne, 609'u da birler bölüğüne yazarsak binler bölüğünü değiştirmeyeceğiz. Yeni oluşan sayımız 203 milyon 540 bin 609 olur. Cevabımız da A seçeneğidir. İkinci sorumuz her çubukta ikişer boncuk bulunan aşağıdaki abaküste 9 basamaklı bir sayı gösterilmiştir. Bu boncukların yerleri değiştirilerek birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 2. Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 3 olan en büyük 9 basamaklı sayı oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz bu boncukları alacağız. Bakın. En büyük sayıya ulaşmaya çalışacağız. Şimdi çocuklar birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 2 olacağına için ve biz en büyük sayıyı oluşturacağımız için buradaki onlar ve birler bölüğündeki 4 boncuğu alıp Milyonlar bölüğüne ekleyeceğiz. Ve birler bölüğünde 200 kalacak. Burada birler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 2 olacak. Yani kuralımıza uygun bir şekilde yazmış olacağız. Yine binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 3 olacakmış. Biz binler bölüğündeki 6 boncuktan bu 4'ünü alacağız. Birini Yüz binler basamağına kalan üç tanesini de en büyük sayıyı oluşturacağımız için. Bakın bir, iki, üç tanesini de milyonlar bölü, yüz milyonlar basamağına yazacağız. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Dolayısıyla ne oldu? Dokuz yüz yirmi iki milyon üç yüz... 200 sayısı oluştu. İşte oluşturulabilecek en büyük sayı budur. Cevabımız da 300200 nerede? C seçeneğinde gördüğünüz gibi. Evet devam ediyoruz. Derya Hanım bilgisayarına rakamları birbirinden farklı dokuz basamaklı bir şifreyi aşağıdaki verilenlere göre belirlemiştir. Buna göre Derya Hanım'ın şifresinin ilk basamağı ile son basamağının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Evet çocuklar ipuçlarına bakacağız burada. 9 basamaklı bir şifre olacakmış. Hemen buraya 9 tane çizgi çizelim. Milyonlar bölüğünde yer alan rakamların tümü çift sayıdır. Binler bölüğü 3 basamaklı en küçük tek sayıya eşittir. Birler bölüğü binler bölüğünün ile binler bölüğünün toplamı 630'dur demiş. Şimdi burada en güzel ipucu şudur. Binler bölüğü 3 basamaklı en küçük tek sayıya eşit. 3 basamaklı en küçük tek sayı 103'tür. Dolayısıyla binler bölüğü 103. İkinci ipucumuz birler bölüğü ile binler bölüğünün toplamı 630'dur. Bakın birler bölüğü ile binler bölüğündeki 103'ün toplamı 630 imiş. Şu şekilde. Biz toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluruz? Toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Yani 630'dan 103'ü çıkarırsak ne kalır geriye? 7, 2, 5, 527 kalır. Dolayısıyla birler bölüğünde de 527 sayısı vardır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada 9 basamaklı sayı ve milyonlar bölüğünde hep çift sayılar varmış. Çocuklar, biz rakamları farklı dediği için 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü kullandık bakın. 0, 1, 2, 3 kullanıldı. 4 kullanılmadı. 5 kullanıldı. 6 kullanılmadı. 7 kullanıldı, 8 kullanılmadı. Yani milyonlar bölüğüne de bu çift sayıları yazabiliriz. İşte 468 yazabiliriz mesela ya da 648 yazabiliriz ya da 864 yazabiliriz. Dolayısıyla ilk basamağı 7, son basamağı da 6, 4 ve 8 olabilir. Bunların toplamları aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. E 6 ile 7'yi topladığınızda, 13 yani ilk basamağı 7, son basamağı 6 ise toplamlar 13 olabilir. İlk basamağı 7'yi son basamağı 4 olduğunda 4 ile toplarsak 11 olabilir. İlk basamağı 7'yi son basamağı 8 olduğunda 8 ile toplarsak 15 olabilir. Yani 11, 13 ve 15 olabilir ancak 9 olamaz cevabımız A seçeneği olur. Evet sıradaki sorumuz aşağıda rakamları birbirinden farklı 9 basamaklı bir sayı verilmiştir. E, daire, üçgen ve kare ile gösterilen rakamların basamak değerlerinin toplamı ile bu sayının birler bölüğü toplandığında elde edilen sayı 1054'tür. Buna göre yıldız yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır demiş. Sayımızın birler bölüğünde ne var bakalım. Üçgen var, 4 var ve kare var. Böyle bir sayı var sayımızın birler bölüğünde. İşte bu sayı ile daire, üçgen ve karenin basamak değerlerinin toplamı 1054'müş. Yalnız burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Burada 10 binler basamağında bulunan dairenin basamak değeri 0 olmalıdır. Çünkü daire yerine 1 yazarsak basamak değeri 10 bin olur. Bu sayıyla toplandığında 1054'ü geçer hemen oraya sıfır yazacağız. Dairenin basamak değeri sıfır ise kendisi de sıfırdır. Sonra üçgen ve kare bunların basamak değerleri toplanmış. Ne olmuş? Üçgen yüzler basamağında olduğu için yüzler basamağına daire de e, kare de birler basamağında olduğu için birler basamağına. Çocuklar bu sayılarda bakın yüzler basamağında üçgen varsa yüzlüklerden oluşuyor. Kareler, kare de birler basamanda oluşuyor. Birliklerden oluşuyor. E, bu dairenin basamak değeri de sıfır olduğuna göre bunların toplamı böyle bir sayı olacak. Üçgen sıfır kare. Bunları topladığımızda 1054 çıkıyormuş. 1054. Tek bildiğimiz şey bu sayıların içerisinde 4 var. 4'ün basamak değeri 40'tır. Yani biz 1054'ten 40'ı çıkarır isek 1014 kalır. Sonuç olarak şöyle bir durum oluşur. Üçgen 0 kare, üçgen 0 kare. Bunların toplamı 1014 olur. Bir sayıyı kendisiyle topladığınızda 1014 oluyorsa 1014'ü 2'ye bölerseniz o sayının kendisini bulmuş olursunuz. 1014'ü 2'ye bölelim. 5 kere var 10, 0, 0. 1'i indirdim. 1'in içerisinde 2 olmadığı için buraya bir 0 yazıyorum. 4'ü indirdim. 7 kere var. 507 çıktı. Bakın kare ve üçgeni bulduk. Üçgen 5'miş. Kare de 7'ymiş. Topladığınızda 1014 çıkacaktır. Hatta üçgen 5, kare 7. Üçgen 5, kare 7. İlk durumda yazarsanız birler bölüğündeki sayıyla bu sayıların basamak değerlerinin toplamı 1054 olarak çıkacaktır. Şimdi gelelim tablomuza. Burayı bir temizleyelim. Üçgeni biz 5 olarak bulduk. Daha, kareyi de 7 olarak bulduk. Daire de 0'dı zaten. Bu rakamları farklı e, 9 basamaklı bir sayı olduğu için şimdi kullanmadığımız rakamları da yıldız yerine yazabiliriz. 0'ı kullanmışız. Bakın 1'i kullandık mı kullanmadık. Yıldız yerine 1 yazılabilir. 0 1 2 kullanılmış, 3 kullanılmış, 4 kullanılmış, 5 kullanılmış, 6 kullanılmamış. Yıldız yerine 6 yazılabilir. 7 kullanılmış, 8 kullanılmış, 9 kullanılmış. Demek ki yıldız yerine 1 ve 6 yazılabilir. Toplamları da 7 olur. Cevabımız D seçeneğidir. İşin sorumuz 8, 5, 9, 1, 7, 4, 3, 6 rakamlarının her birini birer kez kullanarak yazılabilecek 43 milyon 700 bin sayısından küçük en büyük çift doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi çocuklar bir yazalım. 43 milyon 700 bin sayısından küçük bir sayı oluşturacağız. Burada biz yine 43 milyon yazabiliriz. Bakın 4'ü 3'ü kullanarak 43 milyon yazabiliriz. Yalnız 100 binler basamağında 7 var. 7'yi kullanamam. 6'yı kullanacağım. Çünkü 43 bin 700 binden küçük, 43 milyon 700 binden küçük olacak. Ama en büyük sayı olacak. 6'yı yazdıktan sonra kalan 9'u büyük olsun diye 8'i bakıyorum 8'i kullanmayayım şimdi çift olacak. Çift demişti değil mi? Çift demişti. Başka çift rakamım kalmıyor. Dolayısıyla 8'i kullanmayalım. 7'yi kullanalım. 7 de gitti. Başka ne kaldı? 5 ee, beş kullanalım. 5'i kullandık. 1 var ve 8 var. İşte 43 milyon 700 bin sayısından küçük olan en büyük doğal sayı 9 basamaklı bu şekilde yazılabilir. Hangi seçenekte var? 518 A seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Altıncı sorumuz sinem bir dosya kağıdının her bir kenarına birinci adımdaki gibi ataşlar takmıştır. Daha sonra iki dosya kağıdını yan yana getirerek dosya kağıtlarının kenarlarına ikinci adımdaki gibi ataşlar takmıştır. Sinem bu şekilde dosya kağıtlarını yan yana getirerek verilen kurala göre ataşları takmaya devam etmiştir. Sinem oluşturduğu tüm oluşturduğu tüm adımlar için toplam 10 adet dosya kağıdı kullandığında kağıtların kenarlarına taktığı toplam ataş sayısı kaçtır demiş. Şeklimizi bir inceleyelim. Bakın birinci adımda 4 tane ataş takmış. İkinci adımda 2 iki kağıt kullanmış ancak 2, 4, 6 tane ataş takmış. Şimdi çocuklar burada şunu düşüneceğiz. Her adımda ikişer ataş artıyor. Yani üçüncü adımda 8, dördüncü adımda 10 ataş şeklinde gidecek. Peki şöyle bir çözüm yapabilir miyiz? Birinci adımda 4 tane ataşın üstüne geriye kalan 9 adımda 9 adım daha gidecek çünkü 10. 10 on adet kullandıysa her adımda bir adet artırarak. Bakın 2. adımda 2 tane kullanmış. 3. adımda 3 tane kağıt kullanacak. 10 adet dosya kağıdı kullandığına göre 10. adıma gitmiş. Kadar gitmiş. Biz ne yapacağız? İlk adımda 4 tane kağıdın üstüne 9 tane de ikişer ikişer. Bakın her adımda ikişer arttırarak gittiği için 9 tane de 2 2 Arttırarak gitmiş İşte bu işlemin sonucunda kaç tane toplamda kağıt kullan e, ataş kullandığını bulabiliriz 4 artı 9 çarpı 2 9 ile 2 önce çarpılır 18'dir 4 ile de 18 toplandığında 22 tane ataş kullanmış olur cevabımız a seçeneğidir Peki başka nasıl yapabilirdik başka şu şekilde de yapabilirdik Bakın burada 1 ikinci adımda 2, Üçüncü adımda üç tane ataş olacak. Bu şekilde gidecek. Onuncu adımda üst tarafta on tane. Alt tarafta yine bakın adım sayısı kadar ataşla gitmiş. Onuncu adımda yine alt tarafta da on tane ataş olacak. Peki ikinci adımda göstermiş. Kağıtları yan yana getirdiğinde bir baştaki kağıda bir de sondaki kağıda iki tane daha eklemiş. Dolayısıyla en sondaki kağıdın da bir tane ortasında bunun gibi bir ataş olacak bir başta bir sonda iki tane olacak. 10 artı 10 artı 2'den eşittir 22 yine bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Yediğin sorumuz aşağıdaki şekillerle oluşturulmuş bir örüntü verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen örüntünün ilk altı adımında kullanılan üçgen sayısı ile kare sayısının toplamı kaçtır demiş. Çocuklar üçgenlere bakalım. Birinci adımda bir üçgen var. İkinci adımda iki üçgen var. Üçüncü adımda üç üçgen. Dördüncü adımda dört üçgen. Beşinci adımda beş üçgen. Altıncı adımda altı üçgen olacak. Şimdi karelere bakalım. Şekilli verilen sorularda öncelikle sayılara dökün. Ee, şekillerin sayılarını yazın. Karelere baktığımızda birinci adımda iki kare, ikinci adımda dört kare, üçüncü adımda altı kare. Dördüncü adımda ne olacak? Sekiz kare var. Beşinci adımda on kare 6. adımda da 12 kare olacak. Nereden anladık? Bakın adım sayısının 2 katı kadar kare var. 3. adımda 6 tane, 4. adımda 8 tane. Şimdi bunların toplamını sormuş bize. Üçgenler 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 olacak. Karelerde 2 artı 4 artı toplamını sorduğu için e, bu şekilde yapıyoruz. 6 artı 8 artı 10 artı 12 olacak. Bunların toplamı Bakalım. 1 3 6 10 15 21 tane üçgen olacak. 2 6 12 20 30 32 42 42 tane de kare olacak. Topladığımızda toplam kullanılan şekil sayısı 3 6 63 tanedir. Cevabımız D seçeneği olur. 8. sorumuz. Yukarıda verilen rakamlar soldan sağa doğru yan yana dizilmiş pullarla eşleştirilerek pulların yerleri değiştirilmeden 9 basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. Aynı renkteki pullar aynı rakam ile eşleştirildiğine göre oluşturulan en küçük çift sayının on binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın kuralımız ne? En küçük olacak, çift sayı olacak. Evet, rakamlarımıza bakalım. Sıfırlar var, birler, beş, sekiz ve dokuz var. Şimdi çocuklar çift dediğine göre bir kere birler basamağına biz burada çift olan ya sıfırı yazacağız ya da sekizi yazacağız. İkişer tane var bunlardan. Şimdi sıfırı yazarsam eğer çift olur mu? Olur. Ancak buraya da k yerine sıfır yazmam gerekir. Dolayısıyla dokuz basamaklı olmamış olur. E biz o zaman ne yapacağız? Sıfırı kullanamayacağız k yerine. Sekizi kullanacağız. Sekizi buraya yazıyoruz. Başa da 8 yazıyoruz. Çünkü K'lar aynı. 8'leri yazdıktan sonra oluşturulabilecek en küçük dediği için M yerine bakın 2 tane M var. 0 yazacağım. Milyonlar bölüğünü ne kadar küçük yazarsam o kadar küçük sayı elde ederim. E, sıfırları da M'ler yerine yazdık. Sonra 2 e, tane ne var? 1 var. 2 tane 9 var. Burada da 2 tane yeşil, 2 tane sarı var. Yine burada 1'leri kullanacağım. Çünkü milyonlar bölüğü küçük olsun istiyorum. S yerine birleri yazacağım. E, dokuzları da mecburen iki tane oldukları için yeşil toplar yerine yazacağım. Kalan beşi de bakın bir beş kaldı. Onu da T yerine yazacağım. Oluşturulabilecek en küçük sayı budur. On binler basamağında birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında gördüğünüz gibi dokuz vardır. Cevabımız da A seçeneği olur. 9. sorumuz aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulmuş rakamlar ve bu rakamlar için kullanılan çöp sayıları verilmiştir. Buna göre oluşturulan bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Evet ipuçlarına bakalım. Bu sayı için toplam 24 adet kibrit çöpü kullanılmıştır. Bu sayının herhangi 3 basamağında eşit sayıda kibrit çöpü kullanılmıştır. Çocuklar şimdi buraya 6 basamaklı bir sayı yazacağız. Verilen ipuçlarımıza baktığımızda bu sayı için toplamda 24 adet kibrit çöpü kullanılmış. Bakın rakamları oluştururken kullanılan kibrit çöpleri altlarında yazılmış. Ve çok önemli bir ipucu bakın şu. Bu sayın herhangi 3 basamağında eşit sayıda kibrit çöpü kullanılmıştır. Yani burada, burada, burada eşit sayıda çift kibrit çöpü kullanılmış herhangi 3 basamağında. E sayılarımıza baktığımızda biri oluşturmak için 2 kullanılmış. Bakın 2'den başka yok. Yani eşit sayıda kullanamayız kibrit çöpünü 1'i kullanırsak eğer eşit sayıda kullanamayız. Dolayısıyla 3 tane aynı sayıda kibrit kullanılan bir rakam bulmalıyız. Burada 6'lardan 3 tane var. 5'lerden 3 tane var. Peki 6'ları alırsak ne olur? 3 tane 6 kibrit çöpü kullanılan rakamları alırsak. 18 tane kibrit çöpü kullanılmış olur. Toplamda 24 adet kullanıldığına göre 24'ten 18'i çıkar 6 tane kibrit çöpü kalır. Geriye kalan 3 rakamı 6 tane kibrit çöpüyle oluşturmak için bakın var mı? 7 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane. Yani 3 tane rakam oluşturabileceğimiz sayıda kibrit çöpü 6'dan fazla olması gerekir. Dolayısıyla biz burada neyi alacağız? 5 tane kibrit çöpü kullanılan sayıları alacağız. Herhangi 3 tane rakamına yazalım onları. 2'yi alalım mesela. Eee 3'ü alacağız. 5 tane kibrit çöpü kullanılmış. 5'i alacağız. Bu arada bunları oluşturmak için 5 5 5 eşit sayıda kibrit çöpü kullanılmış. Şimdi 15 tane kibrit çöpünü kullandık. 24'ten 15'i çıkarırsak ne kalacak? Geriye 9 kalacak. Demek ki 9 tane daha kibrit çöpü kullanmamız gerekecek. 9'u oluşturmak için kalan kibrit çöpleri sayısından hangi rakamları seçelim? Hangi rakamları seçelim? Bakın 2'yi, 4'ü ve 3 taneyi seçelim. Yani 9 tane kibrit çöpünün oluşturduğu 1, 4 ve 7 rakamlarını seçeceğiz ki toplamda burada 1'i oluşturmak için 2 kibrit çöpü, 4'ü oluşturmak için 4 kibrit çöpü, 7'yi oluşturmak için 3 kibrit çöpü kullanılmış. Toplandığında 5, 10, 15, 19, 21, 24 tane kebri çöpü kullanılmış olur. Bize neyi sordu? Bu sayı oluşturan rakamların sayı değerlerini sordu. Bu sayı değerleri kendileridir. Topladığımızda 2, 1 daha 3, 3 daha 6, 5 daha 11, 4 de burada 15, 7 daha 22. Sayı değerleri toplamı 22'dir. Cevabımız B seçeneği olur. Evet 10. sorumuz. Aşağıda dairelerin her birine bir sayı yazılarak bir sayı örüntüsü oluşturulmuştur. Adımları arasındaki fark sabit olan bu örüntüde kırmızı dairedeki sayı ile mavi dairedeki sayı arasındaki fark 72'dir. Buna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi çocuklar buradan 38'den 32'den başlamış. 38 aradaki fark nedir? 6 yani 6 artarak gitmiş. 38'den de 6 artacak. Ne olacak? 44 olacak. 44'ten 6 artacak 50 olacak. A'ya geldiğinde 56 olacak. Peki nereye kadar gitmiş? Mavide ne yazıyormuş? Burada ne demiştim? Aradaki fark 72 demişti. Yani maviden 32'yi çıkardığımızda aradaki fark 72'ymiş. Çıkarma işleminde eksilen sayıyı nasıl buluruz? Çıkanla farkı toplayarak. 32 ile 72'yi topladığımızda ne olacak? 4 10 104 olacak. Yani burada 104 yazacakmış mavi olan dairede. Maviden geriye kaçar kaçar geliyorduk? 6'şar altışar, altışar geliyorduk. 6 altı önündeki sayı 98. 98'den de 6 öncesi 92 olacak. Burada A 56, B de 92'dir. Toplandığında A artı B 8, 14, 148 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. 11. sorumuz. Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsü vermişti. Buna göre A artı C eksi B kaçtır demiş. Yine aynı şekilde. Bakın 23'ten 28'e çıkmış. 5 artmış. 28'den 33'e çıkmış. 5 artmış. 33'ten de 5 artarak ne olacak? 38 olacak A. 38'den 5 artmış 43 43'ten 5 artmış 48 48'den 5 artmış 53. Bu şekilde devam etmiş. 53 BC. Şimdi çocuklar burada da B ile C'yi bulmamız. Bakın burada nokta nokta kaça kadar gittiği belli değil. B ile C'yi bulmamız için ne yapacağız? C ile B'nin arasındaki farka bakacağız. Yani B'den de 5 artarak ne olmuş C'ye gelmiş. Yani C, B'den 5 tane büyükmüş. C'den B'yi çıkardığımızda 5 olacak. İşte burada A artı C eksi B'yi bulmak için C'den B'yi çıkardığımızda 5 fark vardı. A'yı da 38 olarak bulmuştuk. 38 ile 5'i topladığımızda bu işlemin sonucu 43 olacak. Cevabımız da C seçeneğidir. 12. sorumuz. Üzerinde 9 basamaklı bir sayı yazılı olan kart aşağıdaki gibi noktalı yerlerden kesilecektir. Kesilen kartlar kullanılarak elde edilen 9 basamaklı en küçük sayının binler basamaklı rakamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. En küçük sayıyı oluşturmamızı istemiş. Hemen biz buraya bir 9 basamaklı ne yapalım? Bir sayı tasarlayalım. Şimdi keseceğiz. Keseceğiz ama kestiğimizde bakın 5 ile 6'daki kart ikisi birlikte gidecek. İşte 7, 8, 9 aynı yerde gidecek. Şimdi en küçük sayıyı oluşturacağımız için 0,3'ü kullanamayız. Çünkü 9 basamaklı olacak. 2'yi kullanabiliriz. 2 tek bakın. 2'yi buraya. Sonra küçük olacağı için 0,3'ü milyonlar bölüğüne bu şekilde yazabiliriz. Bu arada kartlarımız da buralardan ayrılıyor tabii. 0,3'ü yazdıktan sonra binler bölüğüne geldik. Binler bölüğüne yazdığımız sayı ne olsun? Şimdi 5 156 yazarsak 565'ten küçük olur. Evet 5'i yazacağız. 56'yı buraya yazacağız. Kalan 789'u da 3'ü birlikte buraya yazacağız. 203 milyon 556 bin 789 olarak oluşturulabilir en küçük sayı. Şimdi bize ne sordu? Binler basamağındaki rakam. Binler basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında 6 rakamı var. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu testimizin çözümlerini de bitirdik. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.